Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Âl-i İmrân suresinden 149 ve 153. ayetler arasını bir sayfa halinde takdim etmeye çalışacağım. Bu ayetler Uhud Harbi ile alakalı ilahi bazı değerlendirmeler. Cenab-ı Hak Müslümanların Uhud'da mağlubiyeti üzerine indirmiş olduğu Âl-i İmrân suresinin ayetleriyle Müslümanları terbiye ediyor. Başta sahabileri, daha sonra kıyamete kadar gelecek bütün Kur'an'ın muhataplarını bu noktada bilgilendiriyor ve hikmete, ibrete sevk ediyor. Cenab-ı Hak şöyle buyurmakta: Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, in tuti'ullezine keferu, eğer inkar edenlere itaat edecek olursanız, yeruddukum ala agabikum, onlar gerisin geriye sizi döndürürler. Feten galibu hasirin, ve bunun sonucunda hüsrana düşenlerden olursunuz. Belillahu mevlakum, bilakis Mevlanız Allah'tır. Allah sizin Mevlanızdır. Ve huve hayrun nasirin, o yardım edenlerin en hayırlısıdır. Senulgi fi gurubillezine keferu er-ru'b, kafirlerin kalplerine, inkar edenlerin kalplerine korku bırakacağız. Bima eşreku billahi, şu sebepten dolayı, çünkü onlar Allah'a ortak koştular. Ma lem yunezzil bihi sultane, Allah'ın hiçbir delil bırakmadığı şeyi, Allah'a şerik olduğu konusunda hiçbir delil olmayan şeyleri Allah'a ortak koştular. Bundan dolayı o inkarcıların kalplerine korku bırakacağız. Ve mevahumun nar, onların barınağı ateştir. Ve bi'se methvez zalimin, zalimlerin varacağı yer ne kötü bir yerdir. Belagat sadagakumullahu va'de, Allah size olan vaadinde sadık çıkmıştır. Allah size olan vaadini yerine getirmiştir. İz tahussunahum bi iznihi, onun izniyle o kafirleri kılıçtan geçiriyordunuz. Yani Uhud Savaşı'nın başında galip gelmiştiniz. Hatta izâ feşiltum, ne zaman ki dağıldınız, ve tenazatum fil emr, yapılacak iş hususunda nizaa düştünüz, ve asaytum min ba'di mâ arakum mâ tuhibbun, Allah size sevdiğiniz şeyi gösterdikten sonra isyan ettiniz. Minkum men yuridu dünya, sizden bir kısmınız dünyayı istiyordu. Ve minkum men yuridul ahira, bir kısmınız da ahireti istiyordu. Sümme sarafakum anhum, sonra Allah onlardan sizi çekti. Liyebteliyekum, sizi imtihan etmek için. Ve lekad afa ankum, bununla beraber muhakkak ki Allah sizleri affetti, bağışladı. Vallahu zu fadlin alel mu'minin, Allah müminlere karşı son derece ihsan sahibidir. İz tus'idune, o zaman siz uzaklaşıyordunuz, savaş cephesinden uzaklaşıyordunuz. Ve la telvune ala ehad, ve hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Ve rasulü yed'ukum fi uhrakum, peygamber ardınızdan bağırıyordu. Ey Allah'ın kulları, bu tarafa diye bağırıyordu. فَأَثَابَكُمْ غَمَّنْ بِغَمِّنْ, böylece Allah gam üzere gamla, keder üzerine kederle sizi karşı karşıya bıraktı. لِكَيْلَا تَحْسَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, ta ki elden kaçırdığınız şeye üzülmeyesiniz. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ, ne de size isabet eden şeye üzülmeyesiniz diye böyle yaptı. وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Yaptığınız şeyleri bilir. Değerli izleyenlerim, burada gerçekten Uhud Savaşı ile alakalı adeta kelimelerle çizilmiş tablo görmekteyiz. Bir ressam eline fırçayı alır ve o fırçayla resimler yapar. Allah-u Teala ayetteki ifadelerle savaşı birer tablo şeklinde bizlere sunuyor. Ayetlerin başından tekrar alıyorum kısa açıklamalarla. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler.
Bu Kur'an-ı Kerim'de sıkça kullanılan tabirlerden birisidir. Allah-u Teala iman edenlere iltifat ediyor ve bu hitaba mazhar olmak, o iman edenlerden biri olmak çok güzel bir şeref. İn tuti'ullezine keferu, eğer inkar edenlere itaat edecek olursanız, yeruddukum ala agabikum, onlar gerisin geriye sizi çevirirler. Gerisin geriye derken, malum Kur'an'ın ilk muhatapları daha öncesinde bir cahiliye dönemi yaşamışlardı. Din nedir, iman nedir bilmiyorlardı. İşte eğer imana girdikten sonra tekrar o kafirlerin dediklerini dinleyecek olurlarsa eski hayatlarına dönmüş olacaklardır. Feten galibu hasirin, o zaman da hüsrana düşenlerden olursunuz. Yani bir insan dini tanıdıktan sonra, dini hayatı bildikten sonra dinden yüz çevirecek olursa Allah korusun, bu çok tehlikeli bir durumdur. İnsanı hasira dünya vel ahira durumuna getirir. Dünyada da perişan, ahirette de perişan eder. Malum dinden dönmeye irtidat deniyor ve bu caiz bir şey değil. Yani bir insan doğrudan kafir kalabilir. Din ona müdahale etmiyor. Ama İslam'a girdikten sonra dinden dönmek, bu en büyük günahlardan bir tanesi. Çünkü hak hakikati öğrenmiş, öğrendikten sonra dönüş yapıyor. O zaman o insan dünyada da perişan, ahirette de perişan olur. Belillahu mevlakum, Mevlanız Allah'tır. Yar ve yardımcınız Allah'tır. Yani o inkar edenlerden size bir hayır gelmeyecektir. Onlardan bir yardım beklemek, destek beklemek size bir fayda vermeyecektir. Ama sizin yardımcınız, sizin Mevlanız Allah'tır. Ni'mel Mevla ve ni'men Nasir. Kur'an-ı Kerim'de başka yerde ifade edildiği gibi o ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Ve huve hayrun nasirin, o yardım edenlerin en hayırlısıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu tarz hayrul fasilin, hayrul muhsinin gibi ifadeler geçmekte. Hayrul gafirin gibi ifadeler geçmekte. Yani Allah en güzeliyle yardım eder. En güzeliyle bağışlar. En güzel bir şekilde yaratır. En güzel bir şekilde karşılık verir. Bu gibi manalar Kur'an-ı Kerim ayetlerinde yer almakta. Ve yine ayetlerde ifade ediliyor. Eğer Allah size yardım edecek olur edecek olursa karşınızda kimse duramaz. Ama yardım etmeyecek olursa onun dışında size kim yardım edebilir? Bu manayı ifade eden başka ayetlerde bulunmakta. Alemlerin Rabbinin doğrudan desteğini almak ne muhteşem bir olay. Yani Müslümanlar alemlerin Rabbini doğrudan kendilerini teyit edici, tasdik edici olarak, yardım edici olarak bulmaları, hissetmeleri onlara ne muazzam bir güç ve kuvvet verir. Ve İslam tarihine, insanlık tarihine baktığımızda inanan insanlar velev sayıları az da olsa Allah'ın yardımıyla galip gelmişler. Senulgi fi gulubillezine keferu er-ru'b. Yani Cenab-ı Hak burada kafirlerin kalplerine korku salınacağını bildiriyor. Bima eşreku billahi, Allah'a şirk koşmaları sebebiyle ma lem yunzil bihi sultane, Allah'ın kendine delil indirmediği bir şeyi Allah'a şerik koşmaları sebebiyle Allah onların kalplerine korku bırakacak. Bu da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliklerinden bir tanesi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha önceki ümmetlere verilmeyen 5 şey, daha önceki enbiyaya verilmeyen 5 şey bana verildi diyor. Ve bunlardan bir tanesi de düşmanın kalbine korku salmak. Bir aylık mesafedeki düşmanı Peygamberimizden ve onun ümmetinden korkuyor. Bu tarih boyunca da genelde böyle olmuştur. Mesela Orta Çağ'ı düşünecek olursak, Orta Çağ'da Müslümanlar gayet kuvvetliydi. Kuvvetli olmaları sebebiyle düşmanlar velev çok uzakta da olsa bulundukları yerde korkuyorlardı. İşte Türk gibi kuvvetli, Osmanlı gibi kuvvetli ifadeleri o zamanlarda dillerden düşmüyordu.
ve Avrupa'daki insanlar gerçekten Müslümanların kuvvetini ta hemen enselerinde adeta hissedebiliyorlardı. Bu manada inananların yardıma mazhar olması, diğer tarafında korkuya mazhar olması, maruz kalması tarihte sıkça görülen durumlardan bir tanesi. Ve humun nar ve onların barınağı ateştir, cehennem ateşidir. Ve bi'se mefvez zalimin, zalimlerin barınağı ne kötü bir yerdir. Kur'an-ı Kerim cehennemi daha çok ateş olarak bize anlatır. Şüphesiz cehennem sadece bir ateş değildir. Cehennemde her türlü azap da vardır. Ama insanın en hassas olduğu şeylerden biri ateş. İnsan öyle ki bir kibrit alevine bile dayanamıyor. Yazın havalar biraz sıcak olduğunda insan gölgede bile bunalıyor. Halbuki yazın o şiddetli sıcağı cehennemden hafif bir esinti gibi. İşte diğer alemde akıbeti cehennem olan kimselerin varacakları yer ne kötü bir yer. Ve orası ne kötü bir barınak. Normal şartlarda insan öyle yerde durmaz ama orası suçluların gönderileceği bir yer. Allah'ı inkar eden, Allah'a şerikler koşan kimseler de orada cezalarını çekecekler. وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ Allah size olan vaadini doğruladı, vaadinde sadık oldu. Bu Uhud Harbi'nde eğer Müslümanlar peygambere itaat ederlerse galip gelecekleriyle alakalı bir vaat. Ve savaşın başında bu gerçekleşti. Diğer taraf Müslümanların 3 katından daha fazla olmakla beraber yine de savaşın başında Allah-u Teala Müslümanlara zaferi nasip etti. Öyle ki müşrikler grubu artık pılı pırtılarını toplayıp kaçmaya başladılar. Ve savaşın başında tam bir bozgun yaşadılar. Demek ki bazı şeyler şarta bağlı. Yani eğer Müslümanlar peygambere tam bir itaat gösterebilirlerse bu savaşta galip gelecekler. Bu tarz şarta bağlı bir durum vardı ve bu Cenab-ı Hakk'ın bir vaadi şeklinde peygamberimiz tarafından sahabelere duyurulmuştu. Ama biraz sonra da işaret edileceği üzere okçular görevlerini tam yapmayınca, peygamberin emri bu noktada ihlal edilince savaşın seyri değişti ve Müslümanlar galibiyetin o tatlı havasından mağlubiyetin acısını tattılar ve bunun neticesinde epey bir ızdıraba maruz kaldılar. Andolsun ki Allah size vaadinde sadık oldu, vaadini gerçekleştirdi. İz tahussunahum bi iznihi, Allah'ın izniyle o zaman düşmanları öldürüyor, yaralıyordunuz. Yani savaşın başında galip durumdaydınız. Hatta izâ feşiltum, netice itibariyle bozguna uğradınız. Ve tenazâtum fil emr, yapılacak iş hususunda, yapılması gereken şey hususunda birbirinizle nizaa düştünüz. Bu bilhassa okçuların durumuyla alakalı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ayneyn tepesine 50 tane okçu yerleştiriyor ve onlara şu talimatı veriyor. Biz galip de gelsek, mağlup da olsak, ne durumda bizi görürseniz görün, benden ayrıca bir emir gelmedikten sonra sakın bu mevkiyi terk etmeyin. İşte okçular başta sebat gösteriyorlar. Orası stratejik bir nokta. Oranın tutulması lazım ve görevlerini yapıyorlar. Ve savaşın başında Müslümanlar gerçekten çok net bir galibiyet elde ediyorlar. Öyle ki müşrik tarafı pılı pırtılarını toplayıp böyle kaçmaya başlıyor. Ve Müslümanlar da onları kovalıyor. Bu durumda okçular arasında iki grup meydana geliyor. Bir kısmı diyorlar ki diğer taraf kaçıyor, biz de aşağıya inelim, ganimetten nasibimizi alalım. Ama başta komutanlar olmak üzere onlar da diyorlar ki Resulullah bize burayı terk etmemeyi bildirdi, emretti. Resulullah'tan emir gelmeden görev yerini terk edemeyiz. Ama bir kısmı artık savaş bitti, Resulullah'tan emir gelmesine lüzum yok, haydi inelim diyorlar ve iniyorlar. Az sayıda insan yerinde kalıyor.
Halid bin Velid bir harp dahisi, o zaman henüz daha Müslüman değil, durumu fark edince bir kısım askerlerle, müşrik askerlerle o tarafa geliyor ve oradaki okçuları şehit ediyor ve ardından Müslümanların arkasından bir saldırı başlıyor. Ve kaçmış olan müşrikler de durumu fark edince, arkadan Müslümanların böyle saldırıya uğradığını görünce onlar da dönüyorlar. Müslümanlar iki ateş arasında kalıyor. Ve bir taraftan Halid bin Velid, diğer taraftan diğerleri ve arada Müslümanlar, gerçekten o hengamede Müslümanlar çok zor vakitler yaşıyorlar. Ve 70 kadar sahabi şehit oluyor. Bunlar içinde Hazreti Hamza, Peygamberimizin amcası, Mus'ab bin Ümeyr, Medine'nin Müslüman olmasına vesile olan zat, daha bunlar gibi nice kahramanlar, 70 civarında büyük sahabi, büyük insan orada hayatını kaybediyor, şehit oluyorlar ve epey bir kimse de orada yaralanıyor. İşte ayet-i kerime bu noktaya dikkat çekiyor. Allah savaşın başında vaadini size sadık kıldı, gerçekleştirdi. Siz o zaman Allah'ın izniyle onları doğuruyordunuz. Onları öldürüyor veya yaralıyordunuz. Ama daha sonra bozguna uğradınız ve yapılacak iş hususunda nizaa düştünüz. Aranızda tartışmalar çıktı. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا Sizden bir kısmınız dünyayı istiyordu. Yani ganimet sevdasına kapılmıştı. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَا Bir kısmınız da ahireti istiyordu. Yani şehit olmayı istiyordu. ثُمَّ صَرَفَكُمْ anhum. Sonra Allah onları, o müşrikleri sizden çevirdi. Burada şunu belki ifade etmemizde fayda var. Normal şartlar altında galip gelmiş olan müşrik ordusu, eğer Müslümanların üzerine biraz daha gitseler çok daha zayiat verdirebilirlerdi ve Müslümanların toparlanması çok daha zor olurdu. Ama 70 tane sahabenin şehit olmasıyla o şekilde savaşın faturası öyle çıktı. Yani ayet-i kerimede sonra Allah onları sizden çevirdi diyor. Yani sizi onlardan çevirdi ve bu şekilde sizi korumuş oldum. لِيَبْتَلِيَكُمْ Ta ki sizi imtihana çekmek için. Yani insanlar imtihana tabi olacak. Savaş da bir imtihan vesilesi. Savaştan sonrası da yine bir imtihan vesilesi. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ Bununla beraber Allah sizi affetti. Yani evet, savaşta bir mağlubiyet yaşandı. Emre muhalefet yaşandı. Ama bununla beraber Allah sizi bağışladı. وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Allah müminlere büyük ihsan sahibidir. اِذْ تُسْعِدُونَ Siz o zaman o savaşta mağlubiyet esnasında uzaklaşıyordunuz. وَلَا تَلْوُونَ عَلَى اَحَدٍ Ve kimseye dönüp bakmıyordunuz. Yani herkes canının derdine düşmüştü ve savaş meydanından uzaklaşıyordunuz. وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ fi اُخْرَاكُمْ Peygamber ise sizin ardınızdan size nida ediyordu, sizi çağırıyordu. اِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ Allah'ın kulları benden tarafa gelin diye bağırıyordu. فَاَثَابَكُمْ غَمَّنْ بِغَمِّنْ Böylece Allah gam üstüne gam ile sizi karşı karşıya bıraktı. Böyle bir ceza size verdim. Gam üstüne gam. Yani bir tarafta peygamber öldü yaygarası, bir tarafta şehit olan sahabeler, bir tarafta genel anlamda bir mağlubiyet yaşanması. Bunların her birisi gam üstüne gam ve çekilir şeylerden değil. Veya şu manada veriliyor. Sizin peygamberin emrine muhalefetinize mukabil Allah da böyle bir neticeyi size takdir etti. لِكَيْلَا تَحْسَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ Ta ki kaybettiğiniz şeye üzülmeyesiniz. Yani zafer elde edebilirdiniz. Başlangıçta zafer hali yaşamıştınız. Ama artık buna üzülmeyin. Olan olmuştur. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ Ve başınıza gelene de, gelen musibete de yine üzülmeyin.
Yani şehit olanlar var, mağlubiyet var. Bu gibi şeylere de üzülmeyin. Vallahu habirun bima ta'malun. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah bütün yaptıklarınızı elbette bilir. Değerli izleyenlerim, bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler.